Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Basic Attention Token kripto projesini inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce her zamanki gibi belirtmek isterim ki burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmaya karar verirseniz lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Arkadaşlar bu proje aslında uzun zaman önce çıktı. Çok bilindik bir proje. Türkiye'de de kripto yatırımcılarının haberdar olduğu bir proje ancak yeni giren yatırımcı arkadaşlar için hala daha bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Piyasa hacmi şu an hak ettiği yerin çok altında ol, olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten çok iyi bir proje. O yüzden bu projeyi incelemeden geçmek istemedik. Basic Attention Token Brave Browser bir internet arama motoru arkadaşlar ve o arama motoru içerisinde kullanılan bir kripto birimi. Ee, zararlı reklamların engellendiği yayıncıların ve kullanıcıların para ödülü kazandığı bir web tarayıcısı. pat platformu Brave ile koordineli olarak çalışır. Sistemin amacı reklam parasını reklam verenler, yayıncılar ve reklamı izleyen kullanıcılar arasında verimli bir şekilde dağıtmak. Kurucusu JavaScript. Bu bunu internet dünyasında bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ee, bu <laughs> bu beyefendi gerçekten e, internet dünyasında devrim yaratan e, bir yazılımın e, yaratıcısı ve hala daha günümüzde kullanıl kullanılıyor. Çok önemli bir yazılım. Ee, Brandon ilk projenin başındaki isim. İlk aynı zamanda Mozilla ve Firefox e, Fox'un da kurucularından. Founders Fund, Foundation Capital, Propel Venture Partners, Pandera Capital, e, DCG, Danhua Capital ve Huin Blockchain Venture gibi birçok şirket projeyi fonlamış arkadaşlar. Bunların hepsi e, çok büyük e, Yatırım şirketleri, kripto endüstrisinde ismi bilinen şirketler nasıl çalışır? Kullanıcılar reklam verenler ve reklamcılar BAT token fikriyle Brave tarayıcısına gelir. Bu tarayıcı belli bir izole ekosistemine dönüşür. Reklam verenler oluşturdukları içeriği koyar, reklamcılar reklam verenlere gelip belli miktarda BAT teklif eder. Bu miktarı ölçülen kullanıcı ilgisine göre karar verirler. Sonrasında kullanıcılar karşıl karşılığında katıldıkları için bir miktar BAT alır. İki seçenekleri var. Ya bu BAT'ları reklam verenlere bağışlarlar ya da platformda kullanırlar. Ana fikir BAT token'lar tüm kullanıcı verisini güvenli ve gizli tutarken daha spesifik ve kişiselleştirilmiş reklamlar sağlar. Üstelik bu da işin kullanıcı tarafı. Reklam verenler daha az sahtekarlıkla uğraşıp potansiyel kazançlarını maksimuma çıkardıkları için BAT Attention token'lardan faydalanmış olur. Reklamcılar da karşında daha doğru ve performansı yüksek raporlar elde eder. Arkadaşlar kısacası şöyle e, izah etmeye çalışayım. Düşünün ki Google'u kullanan insanlar, e, sizler e, veya orada reklam verenler veya orada e, içerik oluşturanlar herkes sistemden para kazanıyor. Ben her zaman söylemişimdir, blockchain dünyası kalıcı hayatımıza girecek. Ya bunu ayak uyduracaklar ya da rekabette e, geleneksel dünyadaki bütün e, geleneksel iş sistemleri yok olmaya mahkum olacak. Yani bu artık bir öngörüden öteye geçti. Eğer zaman ilerleyecekse geleceğin dünyasında geleneksel e, finans sistemine veya işletme sistemine yer yok. Tek insanın zengin olduğu bir dünyanın kapıları kapanacak blockchain'de. Çünkü blockchain'deki bütün projelerde e, adil bir paylaşım e, hakkı söz konusu. Tabi projenin kalitesine de göre de değişir. Burada Bat elinden geleni yapmış. Umarım da başarılı olur. Bat token aşağıdakilere dikkat eder. Aracıyı ortadan kaldırarak bir değişim birimi olarak görev yapar. E, düşünsenize Google şu an dünyanın en büyük firması arkadaşlar ve kazandığı reklam gelirlerinden kuruş paylaşmıyor. Çok cüzi bir miktar bazen ihtiyacı olduğu kesimdeki insanlara bir dağıtımda bulunuyor. Kalan bütün parayı cebine indiriyor. Zaten bu sebepten dolayı ki dünyanın en büyük firmasına dönüştü. Kullanıcıları, yayıncıları ve reklam verenleri ödüllendirir. Mükemmel bir şey. Kullanıcılara reklamlar, reklamlara ilgi gösterdikleri için ödeme yapılır. Yayıncılar reklam gelirinin bir kısmını komisyon olarak alırlar. Reklam verenler içerikleri için daha iyi bir yatırım getirisi elde eder. Arkadaşlar bunu kullanırken kullanıcılardan izin isteniliyor. E, günde belirli bir miktar reklam izlemeniz karşılığında size ödeme yapılıyor. Aynı zamanda sizin verileriniz hem güvende ama aynı zamanda sizin verilerinizden sizin ne gibi reklamlarla ilgileneceğinizi bildikleri için tabi bunların hepsini sizin izninizle yapıyor. O, o, o ilgi alanı içerisinde size reklam sunumları yapılıyor. Mesela diyelim ki ihtiyacınız olan bir şey vardı. Onunla ilgili bir arama yaptınız internette. Ne, diye, ne bileyim kahverengi bir koltuk diyelim. size karşınıza muhtemelen çıkacak reklam da kahverengi bir koltuk satılma reklamı olacak. Yani hem ihtiyacınız olan şeyi hem reklam verenin parası boşa gitmesin diye nokta vuruşu bir şekilde hem de bu olay gerçekleşirken herkes aynı anda para kazanacak. Muhteşem. Yayıncı reklamları için gelir paylaşımı. Yayıncıya %70, internet kullanıcısına %15. Brave Browser editörü için %15. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Bu arada yayıncıya giden gelir doğal olarak bu kriptonun yatırımcısına gitmiş oluyor. Yani burada kripto yatırımcısı, internet kullanıcısı ve editöre, editör arasında paylaşılmış oluyor bir nevi bütün gelir. Bat modelinin yaratılmasında Brandon ilk aşağıdaki noktaları vurgular. Reklamlarınızı kontrol etmek için bir web tarayıcısı kullanın. Reklam gelirlerinin reklamcılar, yayıncılar ve kullanıcılar arasında adil da dağılımı. Şeffaf ve verimli dijital reklamcılık pazarının oluşturulması. Nitel bir reklamcılık modeline geçiş. Daha az reklam ama daha etkili reklamlar. Reklam verenler vurgulanan ürünlerin hakkında daha ürünler hakkında daha iyi veriler alır. Sistemin merkezinde bat bulunan blockchain tabanlı bir ödeme sistemi vardır. Tıklama sayısının botlar tarafından değiştirilmemesi, önlenmesi. Bu arada blockchain teknolojisinde hiçbir hileye yer olmadığı için arkadaşlar ee, hiçbir yanıltıcı rakamla karşılaşmıyorsunuz. Bu da insanların zarar etmesinin ve doğru istatistikler stat almasına yardımcı oluyor, zarar etmesinin önüne geçerken reklamları görüntülerken kullanıcıların kişisel ve mobil veriler verilerinin izleyiciler tarafından kötüye kullanılma kullanılmasından kaçınılması mükemmel. Web bra e, Brave Browser'ın en büyük iddialarından biri de en güvenli tarayıcı olduğunu iddia etmesi arkadaşlar. Brave tarayıcının ilk küresel özel reklam platformuna entegrasyonundan bu yana çarpıcı sonuçlar gördü. 22,5 milyon aylık aktif kullanıcı, 7,4 milyon günlük aktif kullanıcı, batı kabul eden 1 milyon doğrulanmış içerik oluşturucu, oluşturulmuş milyonlarca cüzdan, önde gelen markalarla binlerce reklam kampanyası, blockchain oyunlarındaki en yenilikçi isimlerde, isimlerdeki artış, sonuçlar batı bugüne kadarki en başarılı altcoin projelerinden biri haline getiriyor. Veya potansiyel olarak en azından öyle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 1 milyondan fazla kullanıcı sahip ilk kripto uygulaması olduklarını iddia etmişler. Zincir üzerindeki işlem hacmi 150 milyon dolara geçmiş, cüzdan sayısı 12 milyon dolar, yaratıcı sayısı içerik yaratıcısı sayısı 1 milyon dolara ulaş, 1 milyon adet adete ulaşmak üzere mükemmel rakamlar. İçerik oluşturacağındaki büyüme YouTube'dan 500 bin'i geçmiş, Twitter'dan 100 bin'i geçmiş, 125 bin'i geçmiş. Twitch'ten 68.000'e geçmiş. Bunlar bu arada en güncel rakamlar arkadaşlar. Eee lansmandan bu yana 2500 kampanya yapılmış. 190 ülke 400e e, 400'den fazla reklam veren e, faydalanmış. Burada da e, yine birçoğu blockchain endüstrisinden olmak üzere büyük firmaların bazılarını göstermiş. Ekosistem katılımcıları. En büyük internet kripto şirketlerinden bazıları dahil olmak üzere 1 milyona yakın katılımcı batı kabul eder demiş arkadaşlar. Reklam verenler burada zaten göstermiş. Hepsi alanında çok büyük firmalar. Coinbase, Binance bunlar dünyanın en büyük iki, en büyük iki borsası. e ticaret bunlar yine blockchain tabanlı iyi e ticaret firmaları. Oyun, yayıncılar, arama vesaire. Ekibin ne kadar iyi olduğunu söylememe gerek yok herhalde başında Brandin ilk gibi bir şahsiyet varken herhalde etrafındaki ekip de gerçekten alanında en iyi uzman insanlar olacaktır dileyen arkadaşlar linkedin sayfalarından girip daha detaylı bilgi edinebilirler ama ben gözüm kapalı söylüyorum ki eminim hepsinden de çok iyi referansları okuyacaksınızdır aktif kullanıcı sayısı çok hızlı artıyor. Arkadaşlar 10 milyondan fazla indirme olmuş 2021 şeylerine göre güncel olarak. Daha yeni baktım. Gerçekten çok hızlı büyüyor. Brave Browser'ın en büyük iddialarından biri en güvenli internet tarayıcısı olduğunu iddia ediyor. Burada da bir kıyaslama yapmış. İddialarına göre her anlamda hepsinden çok daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar öyle... Sadece blockchain teknolojisi olarak bakmamak lazım çünkü sundukları ürün de gerçekten çok hızlı ve kaliteli bir ürün. Burada işte dünyanın en büyük ve en popüler diğer internet tarayıcılarıyla kıyaslama yapılmış, ya neredeyse aynı hızda ya daha hızlı bir çoğundan. Düşünün ki hem ürünün kendisi çok kaliteli, inanılmaz büyük bir piyasa potansiyeli var ve her sisteme katılan herkese her anlamda. Para ve ödül dağıtan bir sistem e, üzerine kurulmuş. Aynı zamanda güvenli ve hızlı olduklarını iddia ediyorlar. Ya yani Daha ne olabilir ki? Bütün altyapısı oluşmuş e, durumda. Eğer bu proje büyüyecekse şu an herhangi bir eksiği yok gibi gözüküyor e, buradan bakınca. <laughs> bu konuya da değinmek istedim arkadaşlar. Google belki de muhtemelen gelecekteki rakiplerinden biri olacaktır Brave Browser'ın. Çünkü... E, 8-10 ay önce okuduğumda zannedersem kullanıcılar yaklaşık 70 ila 100 dolar arasında para kazanıyordu. Sadece reklam izleyerek. Yani bu çok cazip bir şey. İnsanlar büyük bir ihtimalle Brave Browser'a geçe geçecektir. Bu, bu kaçınılmaz olacaktır. Özellikle veri güvenliğine önem veren insanlar parayı bir kenara bırakıp yine geçmek isteyebileceklerdir. Google'ın piyasa hacmi şu an 60 milyar dolarları geçmiş durumda. Dünyanın en büyük firması. Sadece yüzde %10'luk, yirmilik bir kısmını kısmını bile gelecekte ele geçirmesi durumunda Brave Browser şu anki değerini 20'ye 30'a katlayabilir. Çok ciddi bir potansiyel var. Hatta daha fazla. Şu anki fiyatı çok uygun zaten. Piyasa hacmi 500 milyon doların altında, 400 milyon doları yeni geçmiş arkadaşlar. 1 dolarları bulmuştu all time high. Şu an 27 centlerde, çok makul bir rakam. Burayı okuyayım izninizle. Gördüğünüz gibi Basic Attention Token 2021 ve sonrasında büyük başarıya ulaşması için tüm koşullar yerinde. Yenilikçi reklamcılık modeli, kullanıcılara her geçen gün daha hızlı yayılmakta ve iş dünyasında benimsenmesi de yolunu takip etmektedir. <laughs> Bu kadar sağlam temellerle Basic Attention Token projesi gelecekte çok başarılı olabilir. Kullanıcılar, reklam verenler ve yayıncılar arasında dolaşan BAT tokeninin fiyatında keskin bir artış anlamına gelebilir. Sonuç olarak hem mevcut fiyatı hem de size sunduğumuz temel analiz göz önünde bulundur önünde önüne alındığında batta artış potansiyeli önemli olmaya devam etme ihtimali yüksek. Tüm bunlar bizi Basic Attention Token'in 2021 ve sonrası için umut verici kripto para birimi olduğu sonucuna götürebilir. Arkadaşlar incelememizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki görüşmemizde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.